Anlayacaksın Seyfi kardeşim. Telefonda annesiyle konuşuyorum diye beni tehdit eden çocuk oğlum olabilir. Yani oğlum olma ihtimali çok yüksek. Arif abi, ben yarın çarşı izninde gidip Fikriye ablayla bir konuşayım. Durum neymiş bakayım. Meselenin aslını öğrenebilirim belki. Sen de pazar günü gider Fikriye ablayla güzel güzel konuşuruz. Yapar mısın bu kıyağı? Ayıp ediyorsun abi. Sağ ol Seyfi. Sağ ol gözüm. Vallahi Ati ev işini halletti. Ha. Galiba. Yok yok yok, ev işi tamamdır. Sanki. Ya bak kardeş, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kerkeneze bu kadar güvenmeyin. Yani bu herif bedelsiz karşılığını almadan günahını bile vermez ya. Mutlaka bir fırıldaklık neyin düşünüyordur. Seyfi akıllı adamdır, bir üç kağıt varsa anlar. Tabii abi ya. Adam mis gibi kıyanı yapmış abicim ya. Ya hay, niye yani sen şimdi o öküzü rahatsız edip altında buzu arıyorsun? Ya kardeşim, sen bu herifi tanıyor musun? Tanımıyorsun. Ya bu herif anasını babasını bile size imaj yapacağım diye süsleyip püsleyip kandırmış, kazıklamış bir heriftir. Vallahi onu bunu bilmem ama Seyfi kontratı alır da gelirse buraya, pazar günü evde davetli misiniz, ziyafet var. Cumpa 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 cumpa, 300-500, Ayşe Fatma haydi durma, sen de patla acım. Arif abi, siz de davetli misiniz ha? Arif varsa ben yokum. Ne o? Abi demiyor musun artık? Vallahi demiyoruz. Yetkili organlarımızla yaptığımız ortak toplantıda sonucu dememe kararı aldık. Başa gönlüm bilir aslanım. Demez, sen deme. Demeyeceğim. Demeyeceğim işte. Demeyeceğim, demeyeceğim. Uzattın ama bak ha. Demeyeceğim ya, demeyeceğim Mevlüt'üm, demeyeceğim ya. Niye diyormuşum ya? Ulan fedalma. Arif abi. Vedat, tamam sen de ya. Kusura bakma Mert. Yapmayın. Hadi abi. Ne yapıyorsun? Ne mi? Cübba cübba yapıyorum. Canım ciğerim.